Thank <laughs> you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي Sevgili izleyicilerimiz, hepinizi selamların en güzeli olan Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek selamlıyorum. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti, bereketi, inamı ve ihsanı cümlemizin ve siz değerli izleyicilerimizin de inşallah üzerine olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle Sizlerle beraber bugün çok mühim bir konuyu işleyeceğiz. Bu arada kendimi de tanıtayım. İsmim Rıdvan Yılmaz. Allah Celle Celaluhu'nun izniyle sizlere bugün Mevlid-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Mevlid-i Şerif nedir? Mevlid kandili de diyoruz ya. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek doğumu, dünyaya teşrif ettiği gün, Rebu Evvel ayının 12. gecesi. Doğduğu gün neydi? Pazartesiydi. Ama bu sene bizim çarşamba gününe inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki çarşamba akşamına yani Mevlidi Şerif denk gelecek. Hani böyle önemli günleri o gün gelmeden önce işlemek lazım ki uyanık olalım. Yani Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in o doğduğu zamanki hadiselerden size bahsedeceğim bugün. Onun mübarek doğumu hürmetine, Allah dostlarının, Evliyaullah'ın bizlere olan nasihatlerini ve tavsiyelerini aktaracağım ki çok mühim bir sohbet. Yani mühim olmasının sebebi Allah Resulü'nün o tüm sahabeyi, güzin efendilerimizin, tabiinin, bütün Allah dostlarının ona olan muhabbeti, aşkı hürmetine bizlere aktardığı cümleleri size okuyacağım. Hem ayetlerle, hadislerle ve Evliyaullah'ın güzel sözleriyle. Evet. Mevlid-i Şerif neydi? Alemlerin sultanı, şefaat kaanımız Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek doğumu. İnşallah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kısaca sizlere o anları, o an birçok olaylar gerçekleşti. Harikulade olaylar gerçekleşti. Peygamber Efendimiz doğduğunda birbirinden güzel değişik rahiyalar, kokular yayıldı Mekke-i Mükerreme'de onlardan bahsedelim. Peygamberimizin doğumuna hürmet edilmesinin mükafatından bahsedelim. Ve bu Mevlid kandilinde neler yapabiliriz Rabbimize? Nasıl daha çok yaklaşabiliriz? Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmanın önemiyle de sohbetimizin sonunda inşallah bitireceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğum zamanında diyor. Oradan bir kısa kısa her yerden bir bukle yapacağım. Çünkü konular çok uzun. Maksat burada biraz Böyle hani bir bal çalmak denir ya ağzımıza bir bal çalsın ki şu Mevlid-i Şerif'te biz ne anlamamız lazım? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Rabbimiz ne kadar övüyor ve bizim ona ne kadar tabi olmamız gerektiğini, nasıl ona bağlanmamız gerektiğini nasıl aktarıyor? İnşallah işleyelim. Resul Efendimizin annesi Amine Hatun şöyle anlatıyor diyor. O peygamberimizin mübarek doğum anını. Yüklü bulunduğum zamanda, hamile olduğum zamanlarda Normal hamile kadınlar gibi hiçbir ağırlık görmemiştim. Ancak yüklü olduğumu adet halimin kesilmesinden bildim. Karnımdan daima güzel bir koku gelirdi. Gece olduğu zaman karnımdan öyle sesler gelirdi ki zikir ve tesbih sesleri işitirdim. Melekler diyor bana şöyle müjdeler verirdi. Müjde sana ya Amine. Sen halkın hayırlısına hamilesin. Yüküm karnımda 6 aylık olduğu zaman bana birisi geldi ve şöyle dedi. Ey Amine, sen cümle alemin hayırlısına amilesin. Onu doğurduğun zaman adını Muhammed koy. Ve bu kerem sahibi çocuğun şanını pek şekilde koru. İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas biliyorsunuz peygamberimizin amcası oğlu ondan rivayet edildi şöyle diyor. Semadan melekler geldi. Amine'nin dört yanını sardılar. Onu ortaya aldılar ki cin tayfasının gözlerinden ve zararlarından korusunlar. Onların içinden bir melek nida edip şöyle dedi. Ben sana karnındaki çocuğun hayırlı ve bereketli olacağını müjdelerim. Çünkü o muhterem çocuk Cümle rasullerin efendisi ve nebilerin sonuncusudur. Hani ilahide diyor ya ya imame rusuli. Ey rasullerin imamı. Bunun ispatı peygamberimizin hayatındayken de gerçek oldu mu? Vallahi de oldu. Nasıl oldu? O Miraç gecesinde öncelikli olarak İsra olayıyla Mekke'den Mescidi Haram'dan Mescidi i Aksa'ya peygamberimiz gitti değil mi? Bir Burak vasıtasıyla. O Mescid-i Aksa'ya geldiğinde tüm nebilere diyor namaz kıldırdı ruhaniyetlerine Mescid-i Aksa'da. Birinci kat sema, ikinci kat sema, her kat semada diğer peygamberler ve oralarda binlerce melekler vardı. Hepsinin önderi olarak kainatın yüzü yüz sürmetine yaratıldığı alemlerin sultanı Muhammed'ül Mustafa. Allah Celle Celaluhu peygamber olarak Hatemen Nebi gönderdi onu. Çünkü peygamberimiz ne dedi? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Kur'an-ı Kerim'de ne diyordu ayeti kerime destaydu billah? Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum ve la ve Ne diyordu? O peygamberlerin sonuncusudur ayetle sabit olarak. Ondan sonra hiçbir peygamber gelmeyecektir. Peygamberimiz hadisinde ne diyordu? Ben zahir olarak son peygamberim ama bedenin atası Adem aleyhisselam ruhların atası benim ruhumdur dedi. Allah Celle Celaluhu ilk başta hakikat-ı Muhammediye yani nur-u Muhammediye'yi yarattı ve Resulullah Efendimizin nurundan tüm kainatı insanlığı aklınıza gelebilecek. Neden ayette Rabbimiz ne diyor Enbiya suresi 107? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olarak gönderdik habibim. Bütün alemlerin rahmeti, bütün alemlere verilen ikramlar Muhammedül Mustafa'nın yüzü sürmetine olduğunun ispatlarından biriydi. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte onu o kadar sevmemizin gerektiğini Rabbimiz birçok ayeti i kerimesinde bahsediyor. Biz konumuza dönelim ki Mevlidi Şerif'ten devam edelim. İşte peygamberimiz mübarek doğumu oldu ve mübarek doğumu zamanında sizlere halası Safiye annemizin tabirinden bahsedeceğim. Safiye annemiz diyor o sırada peygamber efendimizin doğduğunda hemen yanı başındaydı Amine annemizin. Ve şöyle anlatıyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece ben yanındaydım. Kimden dinliyoruz? Abdülmuttalib'in kardeşi. Kim? Kim? Abdülmuttalib'in kızı özür dilerim Safiye. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece yanındaydım. Doğum anında bir nurun zuhur ettiğini gördüm. Artık o nuru Muhammediye bedene gelmişti. Resulullah Efendimiz dünyaya gelmişti. Rebu evvel ayının 12. gecesi. Ve o gece 6 tane alamet gördüm diyor Safiye annemiz. Dikkatlice dinleyelim. Birincisi Resulullah Efendimiz doğduğu saatte Doğduğu gibi ilk yaptığı şey secde etmişti. Secde haline varmıştı. Daha yeni doğar doğmaz. İkinci harikulade hali. Mübarek başını kaldırıp anlaşılır bir dille şu şehadeti getirdi. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben Allah'ın Resulüyüm. Üçüncüsü büyük bir nur zahir olmuştu. Dördüncüsü onu yıkamak istediğim zaman şöyle bir ses işittim diyor Safiye annemiz. Ne diyor? Ey Safiye bir melaike sesi gibi görmediğim bir ses. Zahmet çekme biz onu yıkayıp tertemiz gönderdik. Beşincisi sünnet edilmiş ve göbek bağı kesilmiş olarak dünyaya geldi. Neymiş? Resulullah Efendimiz doğduğunda sünnetli olarak doğmuş ve göbek bağı kesilmiş gördüm diyor Safiye annemiz. Altıncısı onu bir şeye sarmak istediğim zaman arkasında bir mühür gördüm. İşte peygamberlik mühürü tam sırtında diyor iki kaburga kemiğinin arasında. O mühürü öpmek için nice sahabeler birbirleriyle yarıştı. O mühürün üstünde şu yazılıydı. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ve kulağına yaklaştım bir şeyler mırıldanıyordu. Doğduğu an alemlerin sultanı Muhammedül Mustafa. Safiye annemiz devam ediyor. Bir baktım ki kulağına yaklaştırdım ağzına. Ümmetim, ümmetim diyordu. Hani bütün Allah dostları diyor ya doğdu ümmetim dedi. Hani doğar doğmaz ümmetim diye doğan bir peygamber. Ümmetinin kaygısıyla bizler için, bizlere şefaat için alemlerin sultanı doğumundan son anına kadar miraca çıktığında Rabbimizin cemalini an gön gözüyle Resulullah Efendimiz cemalini görür görmez ilk istediği şeylerden biri bizdik. Nerede diyoruz bunu? Ettehiyyatı okuyoruz ya. Ettehiyyatı ve salavatı ve t tayyibat. T tayyibat, salat, selam sanadır ya Rabbi dedi peygamberimiz. Ne dedi Rabbimiz? Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın rahmeti benim rahmetim, bereketim tüm nebilere ve sana olsun Habibim. Ve ikinci cümlede peygamberimiz Rabbimize övgüyle sena ettikten sonra ne dedi? Peygamberimize sıra geldi. Rabbinin cemalini görüyor. Necm suresinde bahsedilen kısım iki ay arası kadar kaldığı an. Ve Esselamu aleyna ve ala al salihin. Ya Rabbi cümle senin selamın. Ala ibadillahi salihin. Çok önemli bir nokta. İbadillahi salihin. Ya Rabbi benim ümmetimin salihlerine ibadet eden kullarına eyle ya Rabbi. Bakın burada işte Resulullah Efendimiz rahmeti kime istiyor? Bütün ümmeti Muhammed'e orada istemedi. İbadillahi salihin. O yüzden ibadetin önemi, o yüzden namazın önemi, o yüzden Allah'a kulluğun önemi, o yüzden alemlerin sultanını tanımamız gerektiği, eğer onun şefaatini istiyorsak, eğer onun söylediği, kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifini yaşamak istiyorsak bunu ispat etmemiz gerekiyor. Sevgi ispat eder dedi Allah dostları. İspat etmek için de işte alemlerin sultanını tanımamız, ona uymamız, Kur'an ve sünnet çizgisinden çıkmamamız lazım. Nevşehirli Hacı Abdullah Baba Hazretleri öyle güzel anlatır ki bunları. Peygamberimizi onlar gibi o mürşidi kamiller onların sözlerin dilinden çıkan her bir söz kalbe tesir eder. O yüzden Rabbim inşallah bizleri onların yolundan ayırmasın. Bizleri o Evliya Allah'ın sözlerinden çıkmaktan muhafaza eylesin. Kendi nefsimizden konuşmaktan muhafaza eylesin. Der ki evladım Resulullah Efendimizin adını andığınız an eğer orası Kur'an ve sünnete uygun bir meclisse anında peygamberimizin mübarek ruhları teşrif eder. Allah'ın zikredildiği yerlerde, halakayı zikrin kurulduğu yerlerde, sesli zikir olsun, sessiz olsun, hatme olsun, halakayı zikir olsun yeter ki Allah ve Rasulünün yolunda, Kur'an ve sünnete uygun olan meclislerde ne olur diyor Abdullah Baba Hazretleri. Oraya Peygamberimizin ruhu teşrif eder, alemlerin sultanının olduğu yerde bütün cihar, yâri, güzinler, melâke ikramlar olur. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu günleri kaçırmamak lazım. İşte Mevlid kandili, peygamberimizin mübarek doğumu. İşte Safiye annemiz bunları anlattı. Ve sizlere çok ibret verici bir hadiseden bahsedelim. Sonra kıssalardan da bahsetmek lazım ki kıssadan hisse çıkarmak da çok önemli. Çünkü Rabbim Kur'an-ı Kerim'de ne yapıyor bizleri irşad ederken? Bizlere ayet kelimeleri peygamberimizle öğretirken nasıl bahsediyor? Bir Kıssalardan, geçmişten bahsediyor. Adem Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar gelmiş 25 peygamber, 3 tanesi kesin olmamakla birlikte 28 peygamberden bahsediyor. Ve birçok değişik insanlardan, değişik kavimlerden bahsediyor değil mi? Yani Kur'an'ın bir kısmı kıssalardan oluşuyor. Bir kısmı Ahiret öldükten sonraki hayattan, cehennemden, cennetten, hesaptan, mizandan, sırat'tan bunlardan bahsediyor. Bir kısmı da işte peygamberimizin 23 yıllık peygamberlik zamanında gerçekleşen olaylar, İslam hukuku, fıkıh kuralları Rabbim işte Celle Celaluhu 3 bölümde, 3 kısımda bizlere Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle bildiriyor. Bizler de burada kıssalar da önemli ki o kıssalardan hisse almamız lazım inşallah. Şöyle bir durumdan bahsedeceğim size. Yani İbn Abbas radıyallahu anh'e peygamberimizin amcasının oğlu Abdullah İbn Abbas alim, fakih sahabilerden biri. Şöyle anlatıyor. Önce başından bahsedeyim. Resulullah Efendimiz'in diyor doğduğu an Mekke-i Mükerreme öyle bir koku sardı ki. Yani yüzlerce olay oldu. Şimdi bu kısmından bakalım. Her yere rahiyalar, kokular, inanılmaz bir koku. Uyanır uyanmaz insanlar peygamberimizin doğduğu sabah acayip bir şekilde güzel kokular hissediyordu diyor. Bu kokuyu hissedenlerden, hissedenlerden biri de kimdi biliyor musunuz? Cehennemle adı sabit. Tebbet suresinde Rabbimizin onun cehennemlik olduğunu belirttiği kim var? Ebu Leheb. Ebu Leheb kim? Peygamberimizin amcası. Ama ne oldu? Cehennemlik olduğunu Rabbimiz daha vefat etmeden 8 sene önce o elleri kurusun kurudu da dedi. Ve en sonunda karısı da onun odun taşıyıcısıdır dedi. Değil mi? Ama velakin şöyle bir olay gerçekleşti. Bakın yıllar geçti üstünden. Ebu Leheb diyor ilk başta peygamberimizin doğduğu sabah. Peygamberimizin peygamber olduğunu bilmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Sadece bir uyandı diyor peygamberimizin doğduğu sabah. Mükemmel bir koku. Süveybe adında bir cariyesi vardı. Süveybe. Ve dedi ki. Bu kokuyla uyanınca birden şaşırdı. Ey Süveybe! Bu rahia, bu kokular ve güzel sesler geliyordu. Bunlar nedir, nereden geliyor dedi. Süveybe anlatmaya devam ediyor. Size müjde, kardeşiniz Abdullah'ın hanımı Amine, Muhammed isminde bir oğlan doğurdu. Bu güzel koku o muhterem çocuğun vücudundan tüm Mekke'ye yayıldı şu an. Bu sedalar, sesler ise yerle gök arasında Muhammed Aleyhisselam doğdu şeklinde yapılan müjde sesleri. Biz de anlamadık dedi. Bunun üzerine Ebu Leheb, o cehennemlik Ebu Leheb ya Süveybe sen bana bu müjdeyi verdiğin için o an bir an içinden geldi diyor. Seni azat ediyorum. Var git Muhammed'i emzirsen. O anda emziren bir kadında Süveybe çocuğu vardı. O an peygamberimizi doğduğu için Sadece yeğeni olduğu için sevindi ve kölesini, cariyesini azat edip git Muhammed'e emzir dedi. Resulullah Efendimiz de diyor 7 gün annesi Amin'e emzirmişti. 7 günden sonra sütü kesildi Amin annemizin. Ve işte bu sırada Süveybe o Ebu Leheb'in cariyesi azat ettiği cariyesi peygamberimizi emzirdi. Ve Hazreti Halime annemiz biliyorsunuz süt annesi onu almaya gelinceye kadar Süveybe emzirmişti peygamberimizi. Ve gelelim bunu öğrendik yıllar yıllar sonrası. Bir gün diyor Abdullah İbni Abbas radıyallahu an Ebu Leheb ne oluyor onun amcası oluyor değil mi? Abdullah İbni Abbas'ın amcası Ebu Leheb. Rüyamda diyor amcam Ebu Leheb'i gördüm yıllar sonra. Ey amca dedim ne haldesin kabrinde? Kabri şerifteki halini Rabbim bana rüyada gösterdi. Ebu Leheb dedi ki ne halde olacağım görmüyor musun? Perişan bir haldeyim. Cehennemliyim. Kabirde o kadar başımı taşlara vuruyorum ki benim yeğenim alemlere rahmet olarak gelmiş de biz ona ömrümüz boyunca iman etmemişiz. O yeğenimin peşinden gitmemişiz. Gittik onlara eziyet ettik ve perişan bir vaziyette duruyorum dedi. Ebu Leheb o rüyasında İbn Abbas radıyallahu anh'a ve buraya bir virgül koydu. Ama Bakın Ebu Leheb diyor ki ama ey yeğenim Abdullah sadece kabirde her gün azabım vardır. Pazartesi günleri benim azabım kaldırılır dedi Ebu Leheb. Şaşırdı Abdullah İbni Abbas. Neden diye sorunca ben benim yeğenim Muhammed doğduğu gün gayri ihtiyari yeğenim olduğu için onun doğumu hürmetine Cariye'm olan Süveybe'yi azat ettim ve Süveybe gitti yeğeni Muhammed'i emzirdi. İşte Allah diyor, beni pazartesi günü bütün azabımı kabirden kaldırır ve iki parmağımın arasından bana soğuk bir süt verir. Bunu duyunca Abdullah İbn Abbas şok oldu. Evet sevgili dinleyicilerim. Bakın, daha peygamber olduğunu bilmeden Resulullah Efendimiz'in doğumu hürmetine onun kölesini, cariyesini azat edip gitti Resulullah Efendimiz'i emzirdiği için bile Ebu Leheb ki ayetle cehennemlik sabit olan Ebu Leheb'e bile Rabbimiz Resulullah Efendimiz'in doğduğu güne istemeden hürmet ettiği için dahi böyle pazartesi günü diyor azabını kaldırırsa Var sanki düşün. Bu arada Süleyman bin Cezuli Hazretleri, Kara kitabı, bilenler bilir Delali Hayrat Şerhi, Peygamberimizi anlatan, onunla ilgili birçok salatu selamdan bahseden ve onun mübarek hayatının, nurunun yaratılışını, çok güzel halleri anlatan bir kitap. Oradan okuyorum. Yanlış anlamayın. Hani bazen insanlar diyor nereden okuyorsun kardeşim bunları? Hani onu da söyleyelim. Ebu Bekir bin Süleyman Cezuli Hazretlerinin Delali Hayrat Şerhi. Kara Davut Hazretleri şerh etmiş, Türkçeye çevirmiş, bizlere de ulaşmış. Allah'ım ondan da razı olsun inşallah. İşte burada Süleyman bin Cezuli Hazretleri diyor ki: "Ey diyor kardeşim, Ebu Leheb öyle bir kimse ki Allah Celle Celaluhu ayette onun kafir olduğunu, cehennemlik olduğunu ispat etmişken böyle bir kafir Resulullah Efendimizin doğumuna sevindiği için azabı hafiflerse Allah'a zikreden, Allah'a iman eden, Resulüne iman eden, Muhammedül Mustafa'yı seven, ümmetim dediği kullardan olabilirsek ve onun adını anabiliyorsak onun doğumunu onun o mevlidi şerifini bizler de düşünüp ona hürmet edersek varın düşünün ki diyor Allah Celle Celalühünün size rahmeti nasıl olur? Evet sevgili necerim. İşte burası çok önemli değil mi? Ebu Leheb'e dahi, o azılı müşriye dahi Rabbimiz. Habibi edibine yapılan bir hürmet için bir gün azabını hafifletiyorsa varın inşallah Rabbim bizleri onun yolundan ayırmasın. Ona muhabbet eden, ona salatu selam getiren, onun yolundan ayrılmayan ümmetine Rabbim ne mükafatlar verir. İşte bir kıssa buydu. Şimdi işte bu çarşamba fırsat bu fırsat sevgili izleyicilerim. Burada Vakitimiz var, üç günümüz var. Bol bol bugün için hazırlıklar yapmamız lazım. Neler? Mevlid kandilinde neler yapılır? Ne olur? Ondan bahsedelim ve bir kısa daha da bir kısadan daha bahsedip peygamberimizin sünnetine tabi olmanın önemiyle sohbetimizi tamamlayacağız. Resulullah Efendimizin diyor Süleyman bin Cezuli Hazretleri devam ediyor. Doğduğu geceyi tazimle ihya edenler bir rivayette birçok Allah dostunun dediği gibi Kadir gecesini ihya eder gibi sevaplar alırlar. Hem de bol bol. Bunda hiç şüphe yoktur. Bunu soruyor insanlar. Ya ne, ne diyorsunuz kardeşim ya? Neden böyle diyorsunuz deyince işte Allah dostları her şeyi o kadar uyanıklar, o kadar akıllılar ki ne diyor? Evladım diyor. Kadir gecesi, Ramazan ayı, Berat gecesi bütün mübarek geceler niçin var? Bizler İslam dininde Rabbimizin bizlere merhameti, rahmeti için var. Allah Celle Celaluhu kainatı kimin yüz yüz sürmetine yarattı? Kimin nurundan yarattı? Resulullah Efendimizin. Kutsiyat istedemiyor mu? Ey Habibim sen olmasaydın kainatı mükevvenatı yaratmazdım. Yani Resulullah Efendimiz doğmasa o mevlid gecesi, onun mübarek doğumu olmasa bizlere hiçbir mübarek gece verilecek mi? Bizler kainata gelecek miyiz? Gelmeyeceğiz. O yüzden bu geceyi de Kadir gecesi gibi tefekkür edip bu geceyi de Berat gecesi gibi tefekkür edip, bu geceyi bütün güzel geceler gibi o Muharrem ayının 10. günü Kurban Bayramı gibi tefekkür edip bugüne de sadece ve sadece Ya Rabbi Resulullah Efendimiz doğduğu için ben bugüne hürmet ediyorum deyip Allah için hayırlar yapanlara gelecek mükafatları varın siz düşünün diyor Süleyman Bin Cezuli. Neler yapılabilir diyor. O geceye tazim babında şunları yapılabilir. Bizlere artık nasihatler geliyor. Sadat ikram, Resulullah Efendimizin çocuklarıdır. Bunlara sevgi gösterip tazim edilmelidir. Yani o sahabe efendilerimizi Resulullah Efendimizin mübarek torunlarının hepsinin adına anılmalıdır. Hayırla yad edilmelidir. Din alimleri peygamberlerin varisleridir. Bunlara sevgi göstermeli, tazim etmelidir. Kim o din alimleri? İşte Allah dostları, salihler, sıddıklar. Rabbim yollarından ayırmasın ilim taliplerine yani şu Mevlid-i Şerif hürmetine, ilim taliplerine, zayıflara, fakirlere, dullara ve bütün yetimlere ihsan edilmelidir. İşte bütün bu anlatılanların değerini takdir edip ne kadar sevgi etmeye, yapmaya gücü yeten insan ne kadar gücü yetiyorsa onu yapmalıdır. Resulullah Efendimiz'e tazim niyetiyle onun Mevlid-i Şerifi hürmetine o gece ne türlü amel işlenirse diyor caizdir. Mesela ziyafetler verilebilir, vaazlar ettirilir, Kur'an-ı Kerimler okutturulur. Mesela Bursa'dayım ben sizlere. Bursa'dan ulaşıyoruz. Bursa'da yaşıyoruz. Radyo Nida var bizim Bursa'da. Orada sohbetlerimiz oluyor 2-3 senedir elhamdülillah. Rabbim e, bizleri şu hakkı tavsiye eden kulların arasına dahil eylesin. Vel Asr suresini yaşayan kullarından eylesin ki nefsimizden muhafaza eylesin bizleri. Yani orada da mesela e, dün sohbet cuma günü sohbetimizi yaptığımızda Hatim toplayalım dedim Resulullah Efendimizin hürmetine canlı sohbette radyoda. Kimler dedim cüz paylaşmak almak istiyorsa arasın radyoyu dedim. Bir baktık Mehmet kardeşim var orada, abi dedi bir saat sohbetin sonunda abi 20 hatim oldu dedi. Yani düşün 150-200 kişi radyoyu arıyor, yeter ki Mevlidi i Şerif'te bizim hatim duamız da yapılsın. O hatimde biz de bir cüz okuyalım, bir sayfa okuyalım. Ne için? Alemlerin sultanı hürmetine. İşte ne kadar gücün yetiyorsa, maddi gücü olanlar maddiyatıyla, maddi gücü olmayanlar maddi gücü olanlara teşvik ederek, nasihat ederek, Durumu iyi olan bir tanıdığınız var. Bak abi bak Mevlid-i Şerif geldi bu fırsatı kaçırma abi. Yani 100 liraysa 100 lira 500 liraysa 500 lira ne varsa Allah yolunda yetimleri yedirin içirin. Ne var İzmir'de mesela bizi İzmir'den de takip edenler var. Kur'an'a Hizmet Derneği var değil mi? Derneğimiz ne yapıyor İzmir'de? yetim kardeşlerimize, evlerimizi, fakirlerimizi tek tek bulup erzaklar dağıtıyor. Mesela bu hafta dağıtılacak erzakların hepsini o dağıtan abilerimiz de içinden geçirsin ne desin? Ya Rabbi Resulullah Efendimizin mevlidi geldi. Bu hafta dağıttığımız her bir erzak, her bir lokma şifa olsun inşallah. Bütün sevabın, hasıl olan sevabı Resulullah Efendimizin mevlidi şerifi hürmetine dağıtıyorum. Bakın bu sözü söylemek bile ne olacak inşallah? Nur ala nur olacak. Allah'ım uyanık müminlerden eylesin bizi. İşte bunları yapabilirsin diyor. Bunları yapan birinin aldığı mükafatla ilgili yine Muhammed bin Hatim Hazretleri'nin bir kıssasını anlatacağım size. Çok önemli bir kıssa, yine bizleri heyecanlandıracak bir kıssa. Çok dikkatli dinleyelim. Resulullah Efendimiz'in Mevlid-i Şerifine verilen önem, hürmetine Rabbimizin mükafatına bakacağız. Mısır diyarında bir adam vardı. Ve her sene Mevlid gecesi olunca Resulullah Efendimiz'e tazim için sadat ikramı, ulemayı izamı, bütün fakir, zayıf, çaresiz ve yetimleri evine davet eder. Mısırlı bir adam her sene Mevlid-i Şerif geldiğinde evine bütün fakirleri, alimleri, yetimleri kim varsa davet eder. Çeşitli ziyafetlerle onlara ikram ederdi. Bütün hocaları da çağırırdı, vaazlar ettirirdi o gün. Kur'an-ı Kerim okuturdu. Çeşitli kasideler ve Resulullah Efendimize mehdiyeler okutmak suretiyle Resulullah Efendimize ikramı icra ettirir ve gelenlerin hepsine iyiliklerde bulunurdu. O Mısır'lı adam her sene Mevlid-i Şerif'te peygamberimizin doğum ünmetine nice böyle ikramlar yapardı. Ve bir kimsenin yakınında. Burası başlıyor artık olay. Bu kimsenin diyor ikram eden kişinin karşısında bir komşusu vardı. Komşusu Yahudi. Karı koca Yahudiler. Kadın o Yahudi kadın kocasına sordu. Bu komşumuz her sene bugün geldiğinde, bu gece geldiğinde bu kadar adam çağırıp şu kadar büyük ziyafetler veriyor. Çokça mallar harcıyor. Bunun sebebi nedir diye sordu kocasına. Ve o Yahudi kocası dedi ki bu gece onların peygamberinin doğduğu gecedir. Ona yetiştiğinden o geceye kavuştuğundan dolayı peygamberlerine ve o doğduğu geceye hürmet için herkese yemek verir dedi. Yahudi adam karısına. O gece daha sonra Yahudi kadın tabi şaşırdı Allah Allah ne güzel bir adetmiş dedi ve gece uyudular. Yahudi kadın diyor rüya gördü. Bir rüya gördü ve rüyasından bahsediyor. Rüyasında öyle bir kimse gördü ki, gayet güzel yüzlü ve çokça heybetliydi. O kadar ki yüzünün nuru adeta güneşi bastırıyordu. Çevresinde çokça ashabı, yakınları vardı. Yüzleri sabah yıldızı gibi parlıyordu hepsinin. Gelip o ziyafet veren adamın, işte o akşam gördüğü adamın evine o güzel yüzlü adam ve yanındaki kişiler giriyordu. O Yahudi kadın onun güzelliğine o an hayran oldu. Ve gitti komşusunun kapısına. Rüyasından bahsediyoruz. Ve o ashabından birine şöyle dedi. Bu kimdir? Ben bunun gibi böyle nurlu, güzelliği ve cemali tatlı, nur yüzlü kimseyi görmedim. Bu soruyu sorduğu sahabe ona şöyle söyledi. Bu zatı şerif, Fahri Alem, Adem oğullarının efendisi, Allah'ın Resulü ve Allah'ın Habibi Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ev sahibi ona, onun doğumu hürmetine, mevlidi Şerif hürmetine tazim ve tekrim ettiği için memnun oldu ve ziyaretine geldi. Bunun üzerine o Yahudi kadın o sahabeye tekrar sordu. Burada durup beklesem, dışarı çıktığında ona bir şey söylesem, acaba benim yüzüme bakıp cevap verir mi dedi kadın. Kadının sorusuna karşılık sahabe şöyle dedi: "Beklemeye ne hacet? Hadi gir içeri. Oturdukları yere git, istediğin soruyu sor. Onun huzuruna varmaktan kimse geri bırakılmaz." Bakın bu söz çok önemli. Bunu başka bir sohbette konuşalım. Hani kapısı herkese her zaman peygamberimizin açıktır diyor. O herkese cevap verir. Hiç kimseyi senden mahrum bırakmaz. Hiç kimseyi mahrum bırakmaz diyor mübarek sesinden peygamberimiz. Bundan sonra o Yahudi kadın içeriye doğru girdi ve uzaktan Resulullah Efendimizin huzuruna varınca gördü ki nurlar içinde nuragark olmuş oturmuşlar. Çevresinde seçkin ashabıyla beraber o Yahudi kadını Resulullah Efendimize hitap etti ve Ya Muhammed dedi. Resulullah Efendimiz o Yahudi kadına "Lebbeyk" yani buyur demek "Lebbeyk" biliyorsunuz. Cevap verdi. Bunu duyan Yahudi kadın hayretler içerisinde "Sizin gibi büyük bir peygamber benim gibi miskin bir Yahudi kadına nasıl Lebbeyk der?" diye düşündü ve söyledi. Halbuki ben senin dinine bile henüz girmedim deyince işte alemlerin sultanı feraset sahibi peygamber "Rabbimizin alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber şöyle dedi." Ben senin yüzünü gördüğüm zaman anladım ki Allahü Teala sana İslam dinine hidayet nasip edecek. İman nuruyla müşerref kılacağını anladım ve gördüm. Bunun için sana lebbeyk dedim. Bundan sonra Yahudi kadın şöyle devam etti. Sen kerem sahibi bir peygambersin. Gerçekten büyük bir ahlaka sahipsin. Hal böyleyken bu eve teşrif buyurmanızın sebebi nedir? Rüyasında devam ediyor peygamberimizle konuşuyor. Onun bu sorusuna karşılık peygamberimiz şöyle buyurdu. Bu evin sahibi beni sevdiği için çocuklarımı, ümmetimin alimlerini ve hafızlarını, fakirlerini ve zayıflarını, miskin, yetim ve salihlerini davet edip ziyafetler verdi. Bunca mal harcayıp inan ve ihsanlar yaptı. Ben de yüce Hak'tan izin alıp gelip kendisini ziyaret için evine geldim. Ta ki Yüce Hak benim buraya gelmem hürmetine bu evi ve içinde olanları cümle kaza ve belalardan, afetten ve sıkıntıdan muhafaza eyleye dedi. Bunun üzerine Yahudi kadın şöyle söyledi. Ben de senin dinine girsem, bu gibi ziyafetler versem benim evime de gelir misiniz dedi. Yahudi kadın rüyasında. Ve Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Tabii ki gelirim. Bundan sonra o Yahudi kadın rüyasındayken alemlerin sultanının cemaline bakıp şöyle dedi. Ben şu an batıl dinimden vallahi döndüm. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dedi ve rüyasındayken diyor iman etti. <laughs> ve İslam şerefiyle müşerref oldu o kadın. Şöyle ahdetti. Büyük bir mevlid şenliği tertipleyecek, sahibi bulunduğu tüm malı o yolda feda edip harcayacaktı ve uykudan kadın bir uyandı kendisini nura gark olmuş adeta kalbi imanın nuruyla dolmuş olarak buldu ve yüce hakkın hidayetine mazhar olduğunu hissediyordu Sabah olunca kocasının evden çıkmasını beklemeye başladı. İçinden şöyle düşünüyordu kadın. Kocası dışarı çıkınca hemen hakime gidip iman ve İslam yani iman ettiğini uyandığında söylemesi lazım değil mi dil ile? Rüyasında tamam gördü ve buna gidip hemen söyleyip gerçekten de Müslüman olacaktı ve kocası Yahudi mecbur kocasından boş düştüğüm için diyor kocamla evli kalamazdım ben Müslüman olunca bugün alacağım miktarı da sarf ederim neyim varsa hepsini harcayıp şu Mevlid-i Şerif hürmetine peygamberimizin doğum hürmetine ziyafet vereyim de büyük bir şenlik hazırlayayım dedi. Böylece Resulullah Efendimiz'e bağlılık feyda ederim onun şefaatine nail olurum belki diye düşündü. O kadın iman nuruyla nurlanmıştı. Ama öyle bir olay oldu ki Burası çok önemli. Böyle düşünürken kocası döndü karısının yanına geldi. Ve şöyle dedi. Hanım ne kadar tavuk, kuzu ve başka ne istersen söyle gidip alayım. Evde ziyafeti seninle beraber verelim dedi. Nasıl bir ziyafet diye şaşırdı diyor karısı. Şöyle dedi kocası. Ey hanım senin gördüğün rüyayı vallahi ben de gördüm. İslam dinini ben de rüyamda aynı şekilde Resul Efendimizin huzurunda kabul ettim. İman nuruyla ben de müşerref oldum. Ve Resul Efendimiz rüyamda bana dedi ki senin malın yoktur. Kocası diyor kendi malı yoktu hanımının malı vardı. Senin malın yoktur dedi adama Resul Efendimiz. Hanımının vereceği ziyafete sen yardımcı ol. Bu çok önemli. Biraz önce dediğim yer değil mi? Maddi gücün yoksa olan kişilere teşvik ol, yardımcı ol, destek ol. İlla maddi olarak değil manevi olarak koştur, hizmet et. Yeter ki Resulullah Efendimiz hürmetine, şu Mevlid-i Şerif hürmetine bir cüz oku, bir Yasin oku. Bir kere de olsa salatu selam getir. Bakın çok önemli. İşte o adam karısına bunları söyledi. Peygamberimiz bana dedi ki karına yardımcı ol. Böylece sen de bu yardım sayesinde o şereften mahrum olmazsın dedi peygamberimiz. Kadın kocasından bunları duyunca diyor gözler yaşardı. Ağlamaklı olarak gittiler hemen kadıya. Ne oldu? İmanlarını söylediler. İman ettiklerini belirttiler ve şehadet getirerek Müslüman olup hemen ziyafetler verip Peygamberimizin mevlidi i Şerifi hürmetine ziyafetler verip insanlara ikram ettiler. Sadece nasıl hidayet nasip oldu? Bir akşam önce komşusu mevlid Şerif hürmetine ikram ederken ona özendiler. Bakın içinden sadece Peygamberimizin Peygamberimizin mevlidine verilen ikramı özendiler. Rabbim hemen yetişti. Rüyasında Muhammedül Mustafa'yı gönderdi. Allah aşkına soruyorum kaçımız peygamberimizin nur cemalini rüyamızda gördük? Kaçımız onu görmek için çabalıyoruz? Kaçımız Resulullah Efendimizi görmek için onu sevmeye çalışıyoruz? Kaçımız onun sünnetine tabi olmaya çalışıp onun ahlakıyla ahlaklanmaya çalışıyoruz? Bakın çok önemli şeyler bunlar. Alemlerin sultanını çok sevmemiz gerektiğinin en büyük örnekleri. İşte burada Süleyman bin Cezule Hazretleri devam ediyor. Bu durumu bir düşünelim. Resulullah Efendimiz'e can ve malla sevgi gösterip tazim eden kimsenin komşusu olan Yahudilere dahi o olaya Böyle mutlulukla, güzellikle sevdikleri için iman ve İslam ihsan olursa, böylece rahmete ve hidayete nasip olursa, acaba bu tazimi yapan, iman eden, Resulullah Efendimiz'e salatu selam getiren o ümmeti Muhammed'e ne ikramlar verilir? Gel bir de sen düşün kardeşim diyor. Allah Celle Celali inşallah o Süleyman bin Cezuli Hazretleri de ne güzel bizlere ulaştırmış. Allah dostları işte kademe kademe sahabe efendilerimizden sonra hep bizlere bu hadisi şerifleri nakletmiş, bu güzel kıssaları nakletmiş ki kıssadan hisse çok önemli. Ve bizler de ne yapacağız sevgili izleyicilerim? Çok önemli. Çarşamba gecesi gelmeden Allah yolunda bir yetimin başını okşayacağız. Durumu olan, maddi durumu elverişli olanlar, gücü olan gidecek bir tane kurban kesecek, bir kuzu, bir koç kesecek, Allah için dağıtacak. Gücü ona yetmeyenler 50 liraya 100 liraya bir kardeşine yemek ikram edecek. Bir komşusuna erzak kendine 5 kilo pirinç alıyorsa yağ alıyorsa kapı komşusuna alıp ikram edecek. Yeter ki sebep ne olsun? Ya Rabbi şu yaptığım hayrı Resulullah Efendimiz hürmetine yapıyorum. Onun mübarek mevlidi hürmetine yapıyorum. Bu çok önemli. Allah dostları işte bizleri hep Resulullah Efendimiz'e tabi olmadan, Resulullah'ı sevmeden hiçbir şey açılmaz diyor. Neden Resulullah Efendimiz'in yolu çok önemli? Bir 5-10 dakikada buradan bahsedelim ki öğrenelim. Yani bizlere Allah dostlarının aktardığı gibi bizlere Allah Celle Celaluhu'nun Kelamullahı Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda o yüzden tefsir çok önemli. Bakın arkamda şurada tefsirler var. Ruhul Beyan İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Bursa'da yatan o büyük Allah dostlarından şu 23 ciltlik Ruhul Beyanı Ulu Camii'de Bursa'da ne yapıyor? 23 yıllık bir zamanda diyor yine Kur'an'ın indiği sürede 23 yılda Ulu Cami'nin mihrabında bütün halka vaaz olarak veriyor. Ve tasavvufi bir tefsirdir. Arkamda normal diyanetin tefsiri onlara da bakacağız. İbni Cevzi Hazretleri'nin tefsiri. Tefsir nedir? Kur'an-ı Kerim'i hangi ayet hangi sebeple inmiş? Nasıl olmuş? Nasıl zahiri bir ilim varsa şeriat Şeriatsız hiçbir şey olmaz. Bu çok önemli. Şeriat nedir? Allah Celle Celaluhu'nun İnne dine indallahi'l İslam. Sizin dininizi İslam olarak seçtim. İslam'dır şeriat. Şeriat nedir? İman ettikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun bizlere ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım dediği ayeti kerimeyi yaşamaktır şeriatı öğrendikten yaşadıktan sonra işte tarikat diyoruz ya tasavvuf diyoruz ya tabi bu yolları kirletmeye çalışanlar bu yolların Adına laf getiren binlerce tasavvuf yolu tarikatlar oldu ve insanlar güzelim bu yolları layıkıyla tanıyamıyor çünkü korkuyorlar insanlar. Öyle sapık insanlar çıkıyor. Ben şeyhim diye ortaya çıkıyor. Bunları nasıl öğreneceğiz? İşte şeriatımızı bilmemiz lazım. O yüzden Kur'an ve sünnet çok önemli. İnsan Kur'an'ı ve sünnetini bilirse, insan Kur'anları Resulullah Efendimiz'in hayatını okursa, peygamberimiz hangi olayda nasıl davranırdı bilirse, işte o gittiği yerde bir şey kendini şeyh diye tanıtmış bir tarikat yolu diyelim. Orada Kur'an ve sünnet dışında bir hareket sezdiği an orayı terk etmesi lazım. İşte bu sebeple oralar insanları kandırıyor. Adam hiçbir şeye açık bakmıyor. Benim şeyhim diyor, her şeyden üstün diyor. Körü körüne ona bağlanıyor. Körü körüne bağlanmak yok. Kur'an ve sünnete tabi olduğu müddetçe Abdullah Baba Hazretleri, Abdullah gibi Hazretleri yine öyle diyor. Evladım o gidilen yerlerde bakacaksınız. Kur'an ve sünnete tabilerse hepsinin başımızın üstünde yeri var diyor. Nasıl göreceksin diyor. Orada ben mürşidim diyen, ben mürşidi kamilim diyen bir kişi yerine hemen tefekkür edeceksin. Resulullah Efendimiz burada olsaydı bu hareketleri yapar mıydı? Bu şekilde konuşur muydu? Bu şekilde hareket eder miydi? Hayır dersen diyor işte oradan hemen kaçacaksın. Eğer Kur'an ve sünnet dışında bir hareket görürsen orada bir dakika bile durmayacaksın. Temel Kur'an ve sünnet. Allah ve Resulü. Rabbimiz Kur'an'da birçok ayette Allah'a itaat ediniz, Rasulüne itaat ediniz dedi. Ve ne dedi? Rasulümün yap dediklerini yapınız, yapma dediklerinden sakınınız, yapmayınız. Yani Allah Celle Celalü kendi emrini bizlere farz olarak kıldığı gibi Rasulüme de tabi olun dedi. Onun adını anın dedi. Ne diyor Ahzab suresi 56'da? Estağfirullah. İnne Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Allah ve melekleri peygambere salat eder. Allah Celle Celaluhu rahmet ederek salat eder. Melekler peygamberimizin makamının âli olması daha yükselmesi için ona dualar eder. Ve sıra müminlere bize geldi hitap. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyh. Ey iman edenler siz de ona salat edin. Anın sallu aleyhi ve sellimu teslime. Nasıl? teslim olmuş bir şekilde. Rabbimiz ayetinde bize peygamberimizi anmamızı emrediyor. Yani bir insanın ömründe bir defa Resulullah Efendimiz'e salatu selam getirmesi ayette Rabbimizin emri. O yüzden Muhammedül Mustafa'yı sevmemiz lazım. Öyle diyor Abdullah Gürbüz Hazretleri Resulullah Efendimize çıkmayan hiçbir yol Allah'ın rızasına ulaşmaz. Resulullah Efendimize tabi olmadan Resulullah Efendimize tabi olmak isteyenler de sahabe efendilerimizin hepsini sevmeden Ebubekir Sıddık'ın en Resulullah Efendimizden sonra insanların en üstün olduğuna tam olarak teslim olmadan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali Efendimizin cihar yari güzin olduğu, hepsinin o Resulullah Efendimizin yari olduğuna teslim olup tüm sahabe efendilerimizi sevmeden, ona tabi olan dostlarının yoluna bağlanmadan, işte onları sevmeden de Resulullah'ı sevemezsin diyor Allah dostları. Bunu ispatlayalım, bunu beraber konuşalım inşallah bir 10 dakikanızı daha alacağım. Şimdi bizler ne yapıyoruz? Elhamdülillah Rabbim bizlere namaz sevgisi versin, Kur'an sevgisi versin. Namaz kılamayan kardeşlerimize de inşallah şu Resulullah Efendimizin adını andığımız sohbet hürmetine, Peygamberimizin şu yaklaşan Mevlid-i Şerif hürmetine namaz aşkı, Kur'an aşkı versin. Namazda Allahu Ekber diyoruz, Sübhaneke okuyoruz. Ve her namazımızın her rekatında ne okuyoruz? Fatiha. Bizler tefekkür edip kısa bir düşünelim şöyle. Kısa. Ne diyoruz Fatihada? Talep ediyoruz. Her Fatiha'yı okuduğumuzda Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rabbimize hamdla her şey zaten Allah'a hamdla başlıyor. Ve ne diyoruz? er Rahim. Onun en güzel isimlerini alıyoruz. Rahman ve Rahim'dir o. Malikiyevmiddin din gününün malikidir. İyyâke na'budu ve iyâke nesayin ya Rabbi. Ancak senden yardım dileriz. Ancak senden isteriz. Ve şimdi Olay alemlerin sultanının yoluna tabi olmanın gerekliliği Fatiha'da. Yani tasavvuf yolu, yani tarikat yolu. Hani insanlar diyor ya Kur'an bize yeter diyenler var. Ne gerek var ya bize aracı koyuyorsunuz falan. Hani tasavvuf Kur'an'da geçiyor mu ki? Tarikat diye bir şey Kur'an'da nasıl anlatılıyor? Var mı yok mu diyenlere ispatı Fatiha suresi. İnşallah konuşalım, devam edelim. Tam geldik İhdine sıratel mustakim. Talep etme başladı. Şimdi mümin namazdayken Allahu Ekber dedi. Fatiha'da ne diyor? İhdine sıratel mustakim. Ya Rabbi bizi sıratel mustakim. Ne sırat? Yol demek. Sırat köprüsü de bir yol değil mi? Sıratel mustakim. Dost doğru yol. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet. Talep ediyoruz. Her namaz kılan kişi her namazında, her namazının her rekatında Ya Rabbi bizi doğru yola ilet diye ne yapıyor Rabbine? Yalvarıyor. Şimdi bu doğru yol nedir? Bu doğru yola nasıl ulaşacağız? Rabbim ayetlerinde hep açıklıyor. Ve şuraya bir virgül koyup hemen Yasin suresine gidiyorum. Biliyorsunuz Yasin suresini her yerde okuyoruz. Vefat ettikten sonra insanlar her zaman gecelerde, günlerde, dualarda Rabbimiz ne diyor? Estağfirullah Yasin diye başlıyor. Yasin hurufu mukatta deniyor bunlara. Peygamber Efendimiz'e Rabbimiz'in özel seslenişleri. Bunları anlayan o Resulullah Efendimiz ve ona tabi olan nice Evliyaullah Mürşidi Kamil bu harflerin dahi binlerce manasını açmış. Rabbim bizleri de o hakikatleri anlayabilmeyi nasip eylesin. İşte ne diyor? Yasin vel Kur'anil Hakim inneke le minel mursalin. Dördüncü ayete geldik. Ala suratil mustakim. Peygamberimize sesleniyor ve orada ne diyor? Sen dost doğru yol üzeresin. Fatiha'ya dönüyoruz. İhtine el mustakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet. Yasin suresinde Rabbimiz peygamberimize Alâ sıratin mustakim. Habibim sen dost doğru yol üzeresin. Demek ki biz Fatiha'da Ya Rabbi bizi dost doğru yola ilet derken Rabbimiz o doğru yolu nasıl tanımlıyor? Habibinin yolunun dost doğru olduğunu, o sırat el müstakim yolunun Muhammedül Mustafa ile beraber ilerleneceğini, Muhammedül Mustafa'nın yolunun sırat el müstakim yolu olduğunu Rabbim bize Yasin suresinde söylüyor. Ve devam ediyoruz şimdi. Başa dönüyoruz Fatiha'ya. Ya Rabbi bizi doğru yola ilet dedik. Sonra ne diyoruz? Sıratellezine. O doğru yol ki... Virgül nasıl bir yolmuş? Yine Rabbim yetişti bize. Ayetlerinde her şeyi çok güzel anlatmış. Bunları nereden söylüyorum? Tefsirlerden işte. Ruhul beyandan, bütün Abdülkadir Geylani Hazretlerinin sohbetlerinden, Futuhat-ı Mekkiye İbn Arabi Hazretleri mükemmel şekilde bu ayetleri açıklıyor. Ve ne diyor? Sıratellezine o doğru yol ki en amte aleyhim. İşte bu en amte aleyhim çok önemli. En'am ne demek? Yani Allah Celle Celal'in inam etmek, ihsan etmek demek. Yani ya Rabbi o doğru yol ki inam ettiklerinin yolu. En'amtu aleyhim gayril mağzubi aleyhim ve le dalin. Dalalete düşmüşlerin yoluna değil, in'am ettiklerinin yoluna ilet diye her Fatiha'da dua ediyoruz. Şimdi hemen Fatiha'ya bir virgül koyacağız yine. Yani sıratellezine en'amtu aleyhim. O doğru yol ki senin ihsan ettiğin, ikram ettiklerinin yolu ya Rabbi. Kim bu ikram ettiği Allah Celle Celaluhu'nun? Nerede yazıyor bu? Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 69. ayete geliyoruz. İşte sohbetimizin şifresi bu ayette. Ne diyor Allah Celle Celaluhu Estağfirullah Buraya bir virgül koyalım. Ayetin başında bir şart koşuyor Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Yutî illâhe Allah'a ve Resulüne itaat edenler. Yani birazdan ayetin devamında bahsettiğimiz her şeyin şartı Allah ve Resulüne itaat etmek. Rabbimiz sadece bana itaat edenler demiyor. Allah'a ve Resulüne itaat edenler diyor. Ve ayet devam ediyor. Ve men yudî illâhe ve Resûle fe ulâike ma'allezîne aleyhim onlar diyor Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendilerine inam ettiği işte Fatiha'da talep ettiğimiz kişiler geliyor. Allah'ın kendilerine inam ettiği kim bunlar? Virgül. Minen nebiyyine. Allah'ın kendine inam ettiklerinin başında kimler vardır? Tabii ki peygamberler. Rabbim en üstününden aşağıya doğru gidiyor ayette. Minen nebiyyine diyor. Peygamberler insanların en üstünleridir. Peygamberlerin en üstünü de en başında ve men yudi illaha ve rasul denilen Allah'ın Resulü Muhammedül Mustafa olduğunun bir ispatıdır. İşte Allah ve Resulüne itaat edenler kimlerle beraber olacağının açıklandığı ayet. Devam ediyor. Minen nebi yine bir peygamberlerle beraberdir. Ve yine kim? Peygamberlerden sonra sıddıklar. Hemen bir virgül koyup düşünelim. Peygamberimizden sonra ve tüm peygamberlerden sonra insanların en üstünü kim? Ne geldi aklınıza sıddık deyince? Ebu Bekir Sıddık geldi değil mi? Ebu Bekir Efendimizin lakabı neydi? Sıddıktı. Rabbimiz ayette minen nebi yine dedikten sonra ne diyor? Ve sıddık yine. İşte Ebu Bekir Efendimizin peygamberlerden sonra peygamberimizden sonra en üstün insan olduğunun dahi bu ayette bir tefekkürünü etmek mümkün mü? Elhamdülillah mümkün. Rabbim Ebu Bekir Efendimizin ve şefaatlerinin ailelesin. onu da andık. Ve devam ediyor. Minen nebi yine ve sıddık yine sonra ve şühedai. Şehitler. Sonra ve salihin, işte ve salihin özür dilerim ve şehedai ve salihin, o şehitler, şehitler tabii ki bir kılıçla şehit olmak var, Allah yolunda kanıyla canıyla, bir de Öyle diyor Peygamberimiz Tebük gazvesinden sonra. Durun diyor ashabım. Şimdi küçük cihat bitti büyük cihat başlıyor. Tebük gazvesini bilirsiniz. Perişan şekilde çok zor şartlarda yapılan bir savaştı. Ve Tebük'ten dönmüş perişan sahabe efendimiz. Ve küçük savaş bitti deyince ashab şaşırıyor. Ya Resulallah nereye gideceğiz biz? Perişan olduk karşımızda kim var? Kisra mı var? Kayser mi var? Bizans mı var deyince Ey ashabım bundan sonraki cihadınız nefisle cihat diyor. Ve nefisle cihat cihadül ekber en büyük cihattır diyor. İşte nefisle cihad etmenin yolu ne yoludur? tasavvuf yoludur. O yol Ashab-ı Suffe'nin yoludur. İlk öğretmen olan Muhammedül Mushaf Mustafa'nın Ashab-ı Suffe'si vardı. Selman-ı Farisiler, Ebu Derdağlar, Ebu Hureyreler. Tasavvuf ne zamandan beri var kardeşim diyenlere cevap işte bu. Ashab-ı Suffe ilk tasavvuf okuluydu. Bu sohbeti sonra tasavvufun temeli ve nefis meratiplerinden bahsederiz inşallah konumuzu dağıtmayalım. İşte ve şuhedai şehitler ve ve salihin. Salihlerle beraberdir. Kimler? Allah'a ve Resulüne itaat edenler. İşte biz Fatiha'da Ya Rabbi bizi inam ettiklerinin yoluna ulaştır derken Nebilerin, Sıddıkların, Şehitlerin ve Salihlerin yoluna ulaştır diye yalvarıyormuşuz demek ki. Her Fatiha okuduğumuzda bundan sonra bunları düşünelim inşallah. Demek ki bizler onların yoluna girmek istiyoruz. Rabbim ayeti öyle güzel tamamlıyor ki. Ne diyor? Baştan sona okuyalım bitirelim. Wa men yudi illa hawa rasule fa ulaike ma alladine ana amallahu alehim min al nabiine wa wa shuhada salihin virgül ve diyor ki wa hasuna ulaike rafika. Onlar ne güzel dostlardır. Hani Allah dostu var mı? Kur'an'da Allah'ın dostları nerede yazıyor? Allah dostu deyip duruyorsunuz diyenlere de bir cevap olsun. Ne diyor? Ve hasune ulaika rafika. Refik Dost demek değil mi? Rafik, Hasun, Hasan. Ne güzel dostlar onlar. Kim o güzel dostlar? İşte minen Yine peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Biz peygamberler bitti. Hatemen Nebi Muhammedül Mustafa, Sıddıklar Ebu Bekir Sıddıklar, sahabe efendilerimiz onların makamına da hiçbir insan ulaşamayacak. Ve şu hedai işte Rabbim inşallah bizi şehitlerden eylesin. Ya kendi yolunda kılıçla cihad edip işte şu an kılıçla olmuyor da savaşarak oluyor. Kanımızı Allah yolunda vermeyi nasip etsin. Ya da en büyük cihad aslında nefisle cihad dedi peygamberimiz. İşte şu yollarda bir mürşidi kamile bağlanmadan olmaz diyor ey Yunus Emre Hazretleri. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmayınca olmaz. Resulün Allah'ın rızasını bulmak istersen bir kamil mürşide varmayınca olmaz diyor. O yüzden Rabbim salih yollara güzel yollara cümlemizi kavuştu. İşte bu yollar o ne güzel dostlardır dediği Rabbimizin dostlarının yollarıdır. Bu yollar Fatiha'da bizlerin yalvarıp aslında her inkar eden insanın bile ya Rabbi bizi doğru yola, bizi o sevdiklerin yoluna ilet diye yalvardığı yollardır. O yüzden bunları tefekkür edip de o Fatiha suresini okursak, o namazlarımızı kılarsak inşallah Rabbim namazlarımızı miraç eylesin. Rabbim namazlarımızı dergazetinde kabul eylesin. İşte bu yolların hepsinin şartı ve men yudi illahe rasule. Allah ve Resulüne itaat. Resulüne itaat etmek için onu sevmemiz lazım. Nice ayetler var peygamberimizi öven. Ahzab suresi 21 var mesela. Estaizu billah. Lekad لَكُمْ lekum رَسُولِ rasulillâhi üsvetun hasene. En güzel örnektir diyor Resulullah size. Üsvetun حَسَنَةٌ limen كَانَ yarcullâhe vel yevmel âkhire. Allah'a iman edenler, ve ahirete inananlar yevmil ahire ve zekerallâhe kesira ve Allah'ı zikredenler için ne diyor? Üsvetun hasene en güzel örnektir. Hadiste ne diyor peygamberimiz? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Bu hadis-i şerifler. İşte bizler Resulullah Efendimizi sevmemiz lazım. Onu tanımamız lazım. Bu bir fırsattır. Mevlid-i Şerif peygamberimize muhabbet peydah etmek istiyorsak bugün için biraz heyecanlanmamız lazım. Güzel kokular sürmemiz lazım. Güzel güzel etrafa insanlara bugünü haber vermemiz lazım. Durumumuz varsa Allah yolunda malımızla mülkümüzle bu gece için bugün için bir şeyler harcamamız lazım. Bugün ne zaman? Çarşamba gecesi. O yüzden sevgili necerim muhabbet lazım. Muhabbet nasıl halis olacak? Muhabbet Allah ve Resulüne tabi olarak olacak. Kişi sevdiğiyle beraberdi dedi Peygamberimiz. Çok sevmemiz lazım. Bizlere onları sevdirenlerle beraber olmamız lazım. İşte o yol sahabelerin yoludur. Sahabelere tabi olan o Hasan-ı Basri'lerin, Habebi Acemi'lerin, Cüneydi Bağdadi'lerin yoludur. O yol ki sırrı sakatilerin, marufu kerhilerin, onların yolundan giden ve Gavsül Azam denilen Abdülkadir Geylani'lerin yoludur. Ahmet e Ömer yoludur. Ahmet el Bedevilerin yoludur. Mevlana Celaleddin Rumilerin yoludur. Ve Türkiye'mizin binbir yerinde kabri şerifleri bulunan o emir sultanların, üftadelerin, nice Allah dostlarının yollarıdır. Rabbim cümlesinin yolundan ayırmasın. Onlar şu bizim kelimelerle kağıtlarda okuduklarımızı ne yaptı? İşte Şeriat tarikat yoldur bulana dedi Yunus Emre. Hakikat marifet ondan içeri. İşte hakikat ve marifete nail oldu. Ne dedi Resulullah Efendimiz hadis-i şerifinde? Nefsini bilen Rabbini bilir. Önce kendimizi tanımamız lazım. Kendimize bakmamız lazım. Eksi yönlerimiz, artı yönlerimiz, özelliklerimiz. Allah Celle Celaluhu çünkü her insanı farklı bir fıtratta yarattı. Bizim amacımız Rabbimizin bizi yarattığı fıtrat. Kimisi çok heyecanlı, kimisi çok Sinirleniyor hemen. Kimisi çok sakin. Herkes farklı bir özellikte değil mi? İşte diyor Allah Celle Celaluhu Muhittin Arabi Hazretleri mükemmel anlatıyor bunları Futuat-ı Mekkiye'de. Esmaül Hüsna'sıyla o 99 ismiyle kainata hep tecelli eder. Her insana farklı bir tecelli etmiştir. İnsanlar kendilerine olan tecellilerini işte bu sıratel müstakim yoluna uydurması lazım. Kendisini hemen ne yapması lazım? Mesela çok aceleci mesela. Aceleyi nasıl kullanması lazım? Hayırda acele etmesi lazım. Ezan okuduğunda hemen namaz kılarken o aceleciliğini kullanması lazım. Ama şer bir işte, maddi bir işte her şeyi acele etmemesi lazım. Burada işte nefsini tanımaktan geçiyor bu yol. Yani kendini bileceksin, kendini tanıyacaksın. Kendini tanırsan çünkü Alemi diyor küçülsen 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 Adem olur. Adem'i büyütsen 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 alem olur. Muhittin Arabi Hazretleri. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu ben bir halife yarattım diyor. Bizleri insanları halife olarak seçti ve ahseni takvim olarak ruhumuzu yarattı. Kainatta bizler esfeli safilin aşağın en aşağısına indik. Ve buradayken işte nefsini tanıyanlar, işte Allah'a ve Resulüne itaat edenler tekrar ahseni takvim. insanlar meleklerden dahi üstün olabilecek makama geliyor diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bir insan nefsini, hevasına, şehvetine uyar giderse, şeytanın ve nefsinin yolundan gider ve kendisini haramlara, günahlara bırakırsa ne olacak? Bir hayvandan dahi aşağı konuma gelecek. Bir hayvan olsaydım da toprak olup gitseydim diye kabirde yalvaran nice kafirler var şu an. Ah bir sesini duysan diyor. Eşref ol Rumi Hazretleri müzekkini nüfusta. Ah bir kabirdekilerin halini bir Rabbim sizin kalp gözünüzü açsın da bir an görün de nasıl pişman olacaksınız diyor. Allah'ın bizleri inşallah hakikatleri anlayabilmeyi nasip eylesin. Rabbim bizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayırmasın. Şu Mevlidi Şerifi konuştuk. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in mübarek yolundan Rabbim bizleri bir an bile ayırmasın. Onu seven, ona layıkıyla muhabbet eden, onun yolundan ayrılmadan onun ashabıyla haşır neşir olan namazlarında, ibadetlerinde oruçlarında, hayatının her anında Peygamber Efendimiz nasıl yaşardı deyip düşünen ve ona muhabbet besleyen kullarından eylesin. İnşallah şu sohbette de duamız şöyle olsun. Rabbim şu Mevlid-i Şerif hürmetine cümlemizi hayırlarla o güne hazırlanabilmeyi nasip eylesin ve onun nur cemalini cümlemiz rüyasında görmeyi nasip eylesin. Ben geldim ya Resulallah deyip o... İnşallah Mescid-i Nebevi'de Ravza-i Mutahharasında inşallah şu hastalıktan bir an önce kurtulalım da o Umre'ye gidip de Resulullah Efendimizin Ravzasında ona selam verebilmeyi nasip eylesin. Kabe-i Muazzama'ya gidip de orada doya doya tavaf edip bütün peygamberlerin ayak bastığı o Arafatlarda, Müzdelifelerde, Minalarda Rabbim ayaklarının izlerini hürmetine bizleri de o yollardan ayırmasın. İnşallah Allah Celle Celaluhu bizlere hayırla şu Mevlid gecesini ihya edebilmeyi nasip eylesin. Evet sevgili izleyicilerim sohbetimizi bugün burada tamamlayalım Allah Celle Celaluhu'nun izniyle haftada bir gün belirleyeceğiz bu şekilde sohbetlerimizi elimizden geldiğince 45 dakika bir saat canlı olarak yapmaya gayret edeceğiz Allah nasip ederse inşallah hakkınızı helal edin vaktinizi aldım Rabbim Celle Celaluhu hepinizden razı olsun bizlere de dua ederseniz seviniriz Allah Celle Celaluhu razı olduğu kullarından bizleri onların içine inşallah dahil eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Amin amin. Elhamdülillah.